Söyle. Merak etme, her şey bana emanet. Tamam. En güzel şekilde çekeceğim. İşte bu yüzden çok huzursuzum. Allah'a emanetsin. Görüşürüz. Bahadır abiye selam. Dikkat et, yayın aç ben yokken. Tamam. Öpçük. Üç ay sonra YouTube'la artık başlamam lazım. Bir yerde giriş yapayım diyorum ama ben herhalde yapamıyorum. Nisan'la Fethiye sahilinde bisiklet sürüyoruz. Bütün gün... ne yapayım abi? Doğal en azından. Bütün gün müşterilerimize tekneleri teslim ettikten sonra Lavsiyel ekibi olarak Nisan'la Starbucks'a gitmeye karar verdik. Niye? Çünkü Nisan bir pelin su. Nisan çok büyümüş oğlum. Tanıyamıyorum artık. Instagram'a Nisan'ı attım. Millet diyor ki abi bu çocuğa ne olmuş? Abi sesi değişmiş. Abi biz bunu tanıyamadık. Neyse velhasıl kelam, aslında video yarın başlayacaktım. Ben de hazır böyle eğlenceli bir etkinlik olmuşken dedim en azından bir ufak giriş yapayım. Artık bu vlogda bir yerde konuşmamız gerekiyor. Geldi. YouTube'a verdiğim 3 aylık mola bu YouTube videosuyla beraber artık son buluyor. Bir daha da ara vereceğimi sanmıyorum. Öyle çok edebiyat yapmaya gerekmişti. Neredeydim? Geri geldim falan filan değil. Kazadan sonra bir kapanma süreci oldu. İşte motor, benim de bir fiziken toparlanma sürecim oldu derken dedim ki madem böyle evdeyim, ben dedim okuldan mezun olayım. Mezun oldum. O yüzden bir süredir yoktum. Lakin okul bitti. Artık full gaz. Buradayız. Seni de böyle put gibi koydum. Kardeşim bu arada tanımayanlar için. Hiç benzemiyoruz. Bu haldeki ne çirkin ördek yavrusu benim ya. Neyse. Çok büyüdü. Bu durumdan hem mutluyum hem mutsuzum. Günlerden ne? Pazar. 20 Haziran pazar. Çarşambaya kadar buradayız. Şu an Fethiye'nin Niko'ydu. Hayır. Bedirhami'deyiz. Bir üç gün tatil video gibi olacak. Sonra döneceğiz ve bilmeyenler için, yani Instagram ve yayınları takip etmeyenler için, motor daha yeni çıkıyor. Çok parçası tahmin ettiğimizden daha hasarlı çıktı ve bayağı bir süre bekledik. Dönüp motoru almak ilk işim olacak. Aşırı da özledim bir yandan. Benim için 3 ay sonra evden çıkmak gibi oluyor bir nevi. O yüzden lafı fazla uzatmadan hadi denize girelim. Hayır, odaklanamadığımdan dolayı yani. Satmam. Kesinlikle satmam. Jim Carrey'in maymunlarla olan filminde... Ulan kime ne anlatıyorum şu an? Ben çok yaşlandım ha. Ya bak şimdi, Jim Carrey'in bir filminde Jim Carrey maymunların arasında karışıyor. Jim Carrey'i biliyor musun? Yok. Ha. Sen şimdi bize bu ipten atlayacak mısın YouTube videosu için? Atlayayım mı? Atlasam mı? Gelen beğeni sayısı kadar atlıyorum. Bu kadar komik bir şey değil abi. Lan! Arkadaşlar biraz fazla kilo almışım, sandalyeyi de kırdım. Yok şaka tabii de, zaten yan bakıyordu yani. Bayağı kırıldı ama. Bunu buraya niye koyduklarını da anladık. Biz şimdi hiçbir şey olmamış. Sandalyeyi insan şuraya atıyorum. Bu arada inanılmaz manzaradayız, geyik bir yanı. Özellikle sabah 5.30'da şuradan Nisan bir güneş doğuyor. Bak uyanık olursak gelelim lütfen yani. Harbiden söylüyorum, şu güneş doğumunu izleyelim. Tekniğini iyi ama geliştirmen lazım. Gözlükle mi dalacaksın? Yok aşkım da, güneş biliyorsun şey artistikten değil yani. Bütünleştiniz bir tık da. Nedense dalacaksın. Evet. Olacak. Sıkıntı olmuyor. Maskede olmuyor diye. Yok. Oğlum sen de benden farklı değilsin yani. Ne gibi? Bir şey girme konuşuldu. Baba aramızda 10 senede boy var. Ben anlamam. Hiç anlamam. Hediye paketi. Nasıl? Hediye paketi gibi. Keyfi yerine mi reis? Sen ne alacaksın? Yan teknenin botunu çalmak suretiyle Nisan Hanım'a dondurma almaya gidiyoruz. Buranın Migrosları ve Carrefour'ları mobil koylara bölüm bölüm uğruyorlar. Yarım saat, bir saat koylarda durup teknelerin alışveriş yapmasını sağlıyorlar. Fiyatlar genelde marketlerle aynı oluyor. Değil mi? Herhalde aynı, birebir aynı. Zaten PR için yapılan bir şeydi. Yani yine kar ediyorlardır ama daha çok reklam için. Hele Migros'un ki tam reklam. Migros gemi gibi bir şeyle geliyor yani. Şöyle cüzi bir tekneyle geliyorlar. Alalım alacağımızı da botlarını geri verelim. Kalabalık mı içeriz? Ne alalım? Ne istiyorsun? Aynısın. Adamsın ya, al gitsin.
bir yer yok da. Evet, 3 yıllık kazasız drone maceramızın an itibariyle sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ufak duygulandım, bakmasın bana. Canım sıkıldı yani. Kanatlarımız kırık. Kanatlar drone'da çok önemli şeyler değiller. Hani kanatlar kırıldı mı bir şey olmuyorsun ama beni üzen şu oldu. Özellikle kameranın kırılmış olması. Şuradaki potundan lenste bir şey yok gibi duruyor. Servise gidecek. Yani olur. Drone kazaları olur. Olmayacak şeyler değiller de. Cumartesi bir çekim vardı. Bugün günlerden salı. Onu ne yaparız diye kaygılanıyordum. Allah'tan amcanda Air var. Bunun bir ufak modeli. Ondan alacağız ödünç. Onu kırmadan veririz. 3 yıl hiçbir şey olmadı bu drone'a. 3 yıl kazasız biraz kullandım. Geldim durduğu yerde. Bak ne oldu göstereyim. Yelkenin şöyle C şeklinde açık olduğunu düşünün. Ben de drone'u buradan kaldırıyordum. Tam tersi istikametten. Evet, tabii böyle bir rüzgar basınca drone'u şöyle kaldırıp yelkene yapıştırdı. Oradan takla attırıp dikine düşürdü. Böyle anlatınca kendimi tam bir gerizekalı gibi hissettim şu anda. Böyle bir hata yaptım. Hiçbir fikrim yok. Evet, denize gitmedi ondan dolayı mı? Yapıyor muyuz bize? Canını sıkarım, ayağını denk al. Aa, koltuk mu değil mi? Tartışmasın etme. Oğlum, bileyim basır falan. Rostusu. Şu muzun koltuk olanlarını övmeye karar verdik. Babam da dahil olacak şimdi plana ama. Yarım saat. Bizi nasıl gezdirsin bu adam? 10 dakika attıracak gelecek. Ticaret mantığı. Öğreneceğim bu işleri. 15, en fazla yarım saat. Bak 15. Onu duymadım. Askerlik arkadaşım benim. Sana sütyen gibi oldu. Babam orayı mı bozdu dedim ya. Hangada varsa bir tane de ondan alalım. Kesme, kesme. Bir daha ya. Senin ellerinde ne var ne yok? Hiçbir şey yok mu ellerinde senin? Şurayı da babamın eli sürekli böyle böyle geliyor, tam sürekli çarpıyor. Babamın eli mi yaptı onu? Ha. En kötü babamınki ya. Bende de yine bir şey yok. Ama tutmakta ama ellerim hala titriyor. Esas olan sana olmuş. Tarafta bir şey yok mu burası? Acayip sıcak. Şimdi dalış takımlarını topluyorum bir yandan. Bavulları toplayıp bir duş alıp İstanbul. O havaya yanmışım bu arada. Sonra yarın sabah onu da göstereceğim gerçi de. Sonunda Monster alacağım. Ay, arabayı nereye koymuşum? Çok uzağa koymuşum, çok yokuşa koymuşum. Vallahi izlerken derdine s**tım falan diyorsunuz. Haklısınız yani. Ben de onu dedim biraz önce. Bir de bu arabanın anahtarlığını alsayım. Bir arabaya bu kadar benzeyebilirdim. Hadi bakalım Johnny. Allah'ım tipime bak. Kopernik pizza. Fethiye'de bu ne trafik be? Hadi be. Karabelamlı eve gidiyoruz. Bu motoru babama satmıştım. Ya artık çocuk adam. Bitmiyor simit aşkın. Gitmemiz lazım reis. Hadi düşünüme reis. Çantanı da havalıymış ha. Şekilsin ya. Biz İstanbul'a geldik. Sen benim motoruma mı bakıyorsun sen? Benim motoruma. Ya benim kıyım oğlum, koyarım ben bunu. Monster nerede, Monster nerede? Aha da Monster. Sağ olsun İsa'lar Asın abi, bebek gibi yapmışlar motoru. Bir iki tane eksiği var. Şunun gibi ve şunun gibi. Hani çok hayati olmayan, gidişatını hiçbir şekilde etkilemeyen ama kozmetik olarak bunlar da değişecek. Parçalarını bekliyorlar açıkçası ama hem ben açık söyleyeyim biraz sıkıldığım için hem ondan hem de serviste de çok yatıyor. Artık kaç aydır yatıyor yani. O yüzden dedik ki bunlar gelene kadar motor bende kalsın. Bunlar gelince de artık İsa ile biz hallederiz bunları da. Sen bak abi işine, ben öyle lay 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 konuşuyorum hiç.